İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2014 yılında uyguladığı ve düzenlemiş olduğu 11. teklif çağrısı olan Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı'nın genel amacı, İzmir'in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde İzmir'de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanmasıdır. Toplam 13.4 milyon TL destek bütçesiyle 31 projenin desteklendiği mali destek programı, il şehir düzeyinde bilgi toplumuna dönüşümü desteklemek amacıyla düzenlenmiş ilk mali destek programı olma özelliğini taşımaktadır. Projemizin adı Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze oluşturulmasıdır. Sümerbank Tekstil Desen Arşivini dijital ortama aktarmaya çalıştık. Bu projenin amacı Sümerbank'ta zengin bir kumaş arşivi bulunmaktadır. Bu kumaşları, bu kültürel, büyük kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla dijital bir ortamda kullanıcılarla paylaşmayı hedefledik. İzmir Kalkınma Ajansı'ndan almış olduğumuz hibe programıyla çevrimiçi Karşıyaka projemizi Karşıyaka'mızda faaliyete geçirdik. Bu projemizle dünyanın her yerinden rahatlıkla Karşıyaka'mızla ilgili tüm haberlere, etkinliklere ve faaliyetlere ulaşılabilir. Bugüne kadar 5000'in üzerinde aktif takipçimiz bu programı kullanmaktadır. Aynı zamanda bu program görme engellilere yönelik de bir program olup görme engelli tüm insanların da rahatlıkla kullanabileceği bir programdır. Hedefimiz tüm dünyaya Karşıyaka'yı tanıtmak ve göstermektir. Ey Selçuk 2015 isimli projemizle Selçuk ilçesinde yaşamakta olan engelli veya sokağa çıkmakta zorlanan vatandaşlarımıza belediye hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında mobil belediyecilik uygulamalarıyla katıldığımız 13. E-Devlet Ödül Töreni'nde 422 proje başvurusundan küçük ölçekli belediyeler arasında Türkiye birincisi olduk. Tekduş ve Menderes projesi içerisinde birçok farklı projeyi barındıran İSKA desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bir çatı projedir. Vatandaşlarımızın taleplerini harita üzerinden işaretleyerek konu bilgisiyle bize göndermelerini sağlayan İzmir'de ilk ve tek olan harita tabanlı istek şikayet sistemini geliştirdik. Yine İzmir'de ilk ve tek olan Menduret uygulamasını geliştirdik. Bu uygulamayla görme engelli vatandaşlarımızın belediyemize ilişkin haberleri sesli olarak almalarını sağladık ve çek gönder sistemini geliştirdik. Mini belediye hizmet noktalarını hayata geçirdik. Bu noktalarla vatandaşlarımız belediyemize gelmeden birçok işlemlerini yapabiliyorlar. Bu noktalardan ücretsiz internet hizmeti veriyoruz ve engelli vatandaşlarımızın akülü araçlarını şarj etme imkanını sağlıyoruz. İSKA ile birlikte Tresüt Kooperatifi olarak sütte sağımdan şişeye koordinasyon ve bilgi paylaşımıyla ilgili projemizden bahsetmek istiyorum. Üreticilerimizin bize vermiş olduğu sütleri veri tabanında otomatik olarak sisteme giriş yapıyoruz. Fabrika ayağında ise özellikle üretim bantlarındaki ürünlerin eldesinde personel verimliliğinden elektrik enerjisini nasıl verimli kullanabilirliğe kadar birçok konuda izlenebilme şansına sahibiz ya da izleyebilme şansına sahibiz. Bu sayede daha verimli bir üretimin nasıl elde olabileceği konusunda da bir bilgi sahibi oluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılında İSKA ile birlikte bir İzmirnet projesini gerçekleştirdik. Kablosuz ve engelsiz internet hizmetinin İzmirli hemşehrilerle paylaşılmasıydı. Bu kapsamda 8 noktada kurduğumuz altyapıyla birlikte hemşerilerimize bu internet hizmetin kullanımını açılmıştı. Ancak gelen yoğun ilgi ve talep üzerine proje İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılında 8 noktadan 34 noktaya çıkarılmıştır. Aldığımız loglara baktığımızda toplamda 4 milyon vatandaşımızın bu sistemi kullandığını görüyoruz. Kiraz Belediyesi olarak program kapsamında Dijital Tespit Şefkali Hizmet adlı projeyi gerçekleştirdik. Projemizin amaçlarından biri, Kiraz ilçesinin dağlık arazi üzerinde dağınık şekilde konumlanmış 56 mahallesinde ikamet eden dezavantajlı grupların tespit edilmesidir. Başta sağlık olmak üzere yerel yönetim hizmetlerinin mobil teknolojiler üzerinden sunulması yoluyla bu grupların yaşamsal koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Genel olarak proje süresince amaçlanan hedefler başarıyla gerçekleştirilmiştir.